Yağmurlu bir Sakarya gününden hepinize selamlar. Bugün Volkswagen Otokur Sakarya'dayım arkadaşlar. Şimdi burada ne çekeceğiz? Size şöyle farklı bir anahtar göstereceğim. Volkswagen'lerin çoğunda görmediğiniz bir anahtar. Belki de hiç görmediğiniz bir anahtar. Bu en pahalı Volkswagen'in anahtarı arkadaşlar. Tam 2.7 milyon değerinde arkadaşlar bu anahtar. Bu 3.0 TDI 286 beygir 4 motion bir Touring'in anahtarı arkadaşlar. Bunu güzelce sizlere anlatacağım, tanıtacağım. Özellikle kalitesinden bahsetmek istiyorum. Bu araç XC90'dan pahalı. Q8'de denk sanırım. Q8'de benzer bir fiyatı var. Ya XC90 şu anda 1.5 milyon. Bu araç 2.7 milyon. Neredeyse 3 milyon. Arada neredeyse 2 kat fark var. Acaba buna değer mi? Farklı bir araba, özel bir araba. Bu araba hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Böyle bir bütçeniz olsaydı hangi arabayı tercih ederdiniz? Touareg alır mıydınız? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi gelin beraber Touareg'i incelemeye başlayalım. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Araç temini için de Sakarya Otokur'a teşekkürler arkadaşlar. Başlayalım. Karşınızda Volkswagen Touareg R-Line. Arkadaşlar bu alıp alabileceğiniz en pahalı Volkswagen. Bunu daha önce de çekmiştim aynı yerinde. İlk başlarda çekmiştim. O zaman çok detaylı bir şekilde inceleyememiştik. Bu sefer çok çok daha detaylı, üzerine tecrübeler kazanmış bir halde R-Line versiyonunu inceledim. O biraz daha standart versiyondu. Her zaman gibi aracın önünden başlıyoruz. Şöyle anahtarımızı size zaten göstermiştim. Bakın böyle kayar sinyallerimiz var. Şöyle farlarımızı yakalım. Bakın. Arkadaşlar Touareg'in ön yüzü çok heybetli. Çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz üzere araba şu anda gayet yüksek. Ve bunun sebebi de araçta elektrikli bir süspansiyon var. Bu araç kendini kaldırıp indirebiliyor. Aynı şekilde bu içeriden de kontrol edebiliyoruz. Size onun görüntüsünü de alacağım. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Böyle bir anda yükseliyor, bir anda alçalıyor. İçeride çok güzel hissettiriliyor. Bir yüksek hızlarda otobanda kullanacağınız zaman aşağı indiriyorsunuz ya da kendi haline bırakıyorsunuz. Zaten belirli bir hızdan sonra kendi kendine aşağıya doğru iniyor. Yere yakınlaşıyor. Ön tarafta baktığınız üzere zaten bu R-Line detayları çoğu Volkswagen'de gördüğünüz detaylar. Piyano bilek detayları görüyorsunuz. Park sensörlerimiz var. Tabii kendi kendine park sistemi de var bu araçta. Ayrıca bakın her zaman arka çamurlukta görmeye alıştığımız şu çıkıntılar genelde böyle yüksek büyük jantlı araçlarda oluyor. Bunun sebebi de şöyle. Şimdi bu parça olmazsa eğer lastik aracın dışındaymış gibi gözüküyor ve kurallara aykırı oluyor. Ancak şu parçayı koydukları anda aracın gövdesinin içinde kalmış diye gözüküyor. Genelde arka lastiklerde böyle olurdu ama bu aracın ön lastikleri de dışarıda kalmış. O yüzden küçük bir oraya şöyle siyah plastik parça eklemişler. Aslında biraz sonradan eklenmiş gibi de duruyor, onu söyleyeyim. Aracın içeriden bir farlarını yakayım. Farları yanık bir şekilde göstereyim. Evet, farlarını yaktım. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Aslına bakarsanız yine dediğim gibi bu Volkswagen tasarımlarını andırıyor. Standart Volkswagen tasarımlarını. Bakın yıllar öncesinde zaten şu V tasarımını yapmıştı Touareg. Sonrasında artık yeni Passat'lara da geldi aynı bu tasarımda stoplar. Lüks araçlarda öncelikle koyuyorlar. Sonrasında alt versiyonlara doğru dağılıyor arkadaşlar. Genelde bu tarz oluyor tasarımlar. Şöyle elektrikli bir bagajımız var. Şu an dışarıda aşırı derecede bir yağmur var. O yüzden gürültü olabilir, bilginiz olsun. Bakın burada iki tane tuş görüyorsunuz. Bunlar aracın yükselip alçalmasını sağlıyor. Şöyle basalım hatta, bakalım alçaltabilecek miyiz? Bakın şu anda araç nasıl alçalıyor görüyor musunuz? Sadece şu anda arka tarafı iniyor. Ön taraf hala havada. Umarım hareketi görüyorsunuzdur. İyice yere yakınlaştıracağım. En dibe aldım şu anda. Çok fark etti. Çok fark etti arkadaşlar. Çok garip bir hal aldı araba. Şuna bakın. Şunun duruşuna bakar mısınız? Şaka gibi acayip duruyor şu anda. Bagajı indirir iyice. Ön taraf havada kaldı. Efsane bir görüntü oluştu. Acayip duruyor. Arabayı böyle bir yere park etseniz var ya, yani bilmiyorum nasıl böyle bir tepki alırsınız acaba caddede falan. Sanki hani böyle kalkış yaparken araba arkaya doğru yüklenir de böyle havaya kalkar ya, aynı öyle gözüküyor şu anda. Efsane. Efsane gözüküyor. Evet, bu görüntüyü de gördüğünüze göre devam edebiliriz. Cidden çok garip oldu ya. Şöyle bu yönden de böyle gözüküyor. Hatta şu açı ne biliyor musunuz? Sanki böyle Q7'yi yandırdı bana. Q7'ye şurası çok benzettim şurasını. Araba böyle saldıracakmış gibi duruyor arkadaşlar. Cidden tasarımı çok güzel ya. Cidden tasarımı çok güzel. Şimdi burada dikkatinizi çeken detaylardan biri de kocaman jantlarımız. Dev gibiler. Acayip güzel gözüküyorlar. 285-40R21 inç jantlara sahip. Bridgestone
Alenza diye bir lastikle beraber gelmiş. Şimdi burada aracı yükseltince tabii bir sürü detayı da görebiliyoruz. Bakın burada aslında süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Şu kollara bakar mısınız? Çift kol birden geliyor. Normalde hep tek kol yürüyorum. Bakın bu arka tarafta şöyle üzerindeki etiketten de görebilirsiniz. Made in Germany. Almanya'da yapılmış. Ön tarafta da davlumbazlarda pütürler var. Normalde hep arkada görürüz, ön tarafta görmeyiz. Mercedes de dahi ön tarafta yoktur. Bu aracın koyulmuş. Ama bunun alt takımı falan çok farklı ya. Çok çok farklı bu arabanın alt takımı, ben size söyleyeyim. Mükemmel duruyor. Büyük fren disklerimiz var. Cidden özel bir araba. Şimdi gelin içeri geçelim. Bakın burada hemen aracımızı tamamen indirelim. Bastım şu anda. Bakalım nasıl inecek. Umarım fark ediyorsunuzdur. Şu anda araç indi. Evet arkadaşlar, bu da en alçak hali. Arka taraf öne göre daha basık duruyor. Arkadaşlar şu anda en üst versiyonu aldım. En yüksek versiyona. Bildiğiniz araç leylek gibi oldu. Ya aralık çok fazla. Yüksekle alçak arasındaki aralık çok fazla. Dışarıdan anlatabileceklerim bu şekildeydi. Bu arabayı uzun zamandır görüyorsunuz. Ben bu arabanın özelliklerine çok çok daha fazla değinmek istiyorum. Hangi özellikler var, neler var, neler yok, bunları hep göstermek istiyorum. Ayrıca şu bölümde göstereyim. Belki detaylı bir şekilde bakmak isteyen arkadaşlar olur. Ben burayı sizlere anlatacağım, ancak şöyle fiyatları da görebilirsiniz. Bu aracın başlangıç fiyatı 2.300.000 lira. Şu opsiyonlar olduğu için arkadaşlar bu aracın fiyatı 2.700.000 liraya kadar çıkıyor. Gelin şöyle içeri geçelim, bir marşına basalım. Bir 3.000 dizel V6 motora cam verelim. Büyük ihtimalle bu Amarok'ta kullanılan motorla aslında benzer bir motora sahiptir diye düşünüyorum. Tabii ki ama bunun beygiri çok daha yüksek. Şimdi aracın bir marşına basalım. Ayağım frende. Evet, çalıştı. Farları görüyorsunuz. Matrix farlar var bu araçta. Tüm ledleri kapatıp açabiliyor. Karşıdan gelen aracın gözünü almadan uzunları açarak gidebiliyorsunuz bu arabada. Sağa sola dönebiliyor. Her yönü aydınlatabilen özel farlara sahip bu araba. Bakın buraya ben navigasyonu almıştım. Eğer ki navigasyonu şöyle kapatmak isterseniz de bu şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu araçta tüm asistanlar da mevcut. Bakın şöyle ekstra olarak bir off-road menüsü de var. Buradan aracın derecesini, eğimini görebiliyorsunuz. Bakın şu asistanlara geleyim. Asistanlara aslında tanıdık gelecek size. Aynı kedideki ekrana benzer bir ekran var arkadaşlar. İşte bir kedi aldığınızda Touareg'le aynı ekrana sahip olabiliyorsunuz. Bakın kedide de böyle 3 şeritten gösterirdi. Çok güzeldi onun ekranı. Burada aracın yüksekliğini de gösteriyor. -2 de bizim yüksekliğimiz. Biz bunu istersek buradan Synchronization tuşuna bastığımızda aracı olağan haline getirebiliyoruz. Evet, şu anda mesela sıfırladık. Görüyor musunuz? Aracın yüksekliği sıfır oldu. Sağ üste bakın. Ekranımız burada dev gibi bir televizyon ekranına benzer bir ekran. Burada bu ekranın büyük olduğunu nasıl anlıyorsunuz biliyor musunuz? Haritayı açtığınızda anlıyorsunuz. Harita bakın dev gibi. Normalde hep böyle küçük görürsünüz. Bu araçta kocaman bir hal alıyor. Şöyle dizel motorumuz. Ancak dizelle hiç alakalı bir ses yok içeride. Herhangi dizel ses duymuyorsunuz. Şöyle stop edeyim. İçerideki insanları zehirlemeyelim. Şurada orta tuşa bastığınızda tüm ekranları görebiliyorsunuz. Ekranınız zaten kocaman, neredeyse birleşik ekrana sahip. Şimdi diyorum ya, bakın bu araçta şu yapıyı yeni araçlarda görmeye başlıyorsunuz. Touareg bunu zamanında yaptı, yıllar öncesinde yaptı. Ekran şöyle birleşik halde yaptı. Şu anda Golf'lerde de aynı şekilde kadranla ortadaki multimedyayı birleştirmeye başladılar. Aradaki şu parçayı iyice küçültmeye başladılar. Düz bir ekran haline almaya başlıyor. Burada her şeye ulaşabiliyorsunuz. Saatiniz, tarihiniz, yakınlaştığınızda aynı şekilde. Bakın şöyle gesture kontrollerle de hiç dokunmadan geçişler yapabiliyorsunuz. Çok kullanışlı değil. Ben çok kullanmıyorum bu tarz şeyleri ama var mı? Var. Burada araç ayarlarına girebilirsiniz. Araç durumunu kontrol edebilirsiniz. Yağ seviyesini görebilirsiniz. Yağ çubuğuna bakmanıza gerek yok. Burada yük ayarları var. Tam yük, konfor diye ayarlıyorsunuz. Bu size lastik basıncını nasıl yapmanız gerektiğini söylüyor. Burada off-road bilgisi ekranı var. Hani bizim arabalarımızda açık olup da çalışmayan ekran. Asıl işte bunlar için yapılıyor. Hani biz diyoruz ya, gizli özelliklerle açıyoruz diye. Aslında gizli özellik dediğimiz şey diğer araçlarda kullanılabilen ancak bizim araçlarda kullanılmadığı için açılmayan özellikler. Sürüş bilgilerini görebilirsiniz. Aslına bakarsanız bu bildiğiniz yine bir Volkswagen ekranı. Çok çok böyle büyük farklar yok. Burada klima ayarlarının hemen böyle kısa yolları var. Tuşları azaltmak için ekrana entegre etmişler. Koltuk soğutmamız ve ısıtmamız bulunuyor. Soğutmamı açacağım. Hemen çalışmaya başladı. Hafif hafif fan sesi gelecek sizlere. Orta bölümüne geldiğinizde
Biri vites topuzu görüyorsunuz. Bu vites topuzu Audi'lere çok benziyor. Audi'lerinki de bu şekildeydi. Burada güzel bir gözümüz var. Derin, kablosuz, şarja sahip. Şurada bir Type-C bölümümüz de bulunuyor. Küllüğümüz bulunuyor. Anahtarımızı buraya koydum. Şimdi bu orta tarafta kendi kendine park sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sesi artırıp azaltabilirsiniz. Dörtlü tuşumuz zaten burada. Elektrikli el frenimiz, oto olduğumuz mevcut elbette ki. Burada sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz bir tuş bulunuyor. İki tane tuş var. Biri yükseltmek için, biri sürüş modları için. Güzel, gayet güzel. Böyle hissiyat olsun. Gayet hoş. Şöyle ekrandan da değişirken görebiliyorsunuz. Tabii her değiştirdiğinizde aracının süspansiyonları da değişiyor. Sürekli arkada gürültüler duyuyorum. Süspansiyonu hemen indirmeye, kaldırmaya başlıyor. Burada ayrıca kendiniz de yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Biraz önce ben buradan yükselttim. Şöyle kolçağımızı kaldıralım. Çok aşırı büyük değil, derin değil. Ancak yeterli. USB girişi de mevcut. Şu USB'den Apple CarPlay'e bağlanmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Şu kocaman ekranda Apple CarPlay nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum. Bir bakalım ona. Evet, Apple CarPlay geliyor. Şuradan bağlantıyı yapalım. Apple CarPlay'in geçişlerini yapalım. Aa, bir dakika, küçük mü göstereceksin ya? İşte bak, bu hiç güzel olmadı. Kocaman bir boşluk bıraktı arkadaşlar. Şuraları görüyor musunuz? Aslına bakarsanız ben burada kocaman bir görüntü bekliyordum. Bu pek olmadı. Pek hoşuma gitmedi. Keşke böyle tam ekran şekilde görebilseydik. Apple CarPlay de böyle. Detayına inmeyeceğim. Bakalım sese. Gayet keyifli bir sistem var. 12 hoparlör oradan. Mükemmel bir ses çıkıyor tabii ki. Direksiyondan devam edersek, bu R-Line'a özgü bir direksiyon var ama yine alışık olduğunuz o Volkswagen direksiyonu değişmiyor çok fazla. Şurada bir R detayını görüyorsunuz. Şöyle delilerden oluşuyor elinizin tutacağı yerler. Burada tabii ki adaptif cruise kontrolümüz var. İşte otonom sürüşe olanak sağlayan adaptif cruise kontrol ile beraber şerit takibin ortak çalıştığı şu tuş var. Bu tuşa bastığınız anda şeridi ortalar ve öndeki aracı takip etmeye başlar. Buradan o ayarları yapabilirsiniz. Sesinizi kısıp açabilirsiniz şöyle. Bu tarafta ise ekran ayarları. Şöyle gördüğünüz üzere. Direksiyon ısıtması var bu araçta ayrıca. Buradan ekranınızdaki değişimleri yapabiliyorsunuz. Şöyle araçtan görebilirsiniz. Aynı şekilde radyo değişimlerini de buradan yapabilirsiniz. Gayet güzel. Aslına bakarsanız standart bir Volkswagen direksiyonu. Ben farklı olmasını isterdim. Farklı olması gerekirdi. Mesela direkt fark ettiğim detaylardan biri de şu göğüs arkadaşlar. Bu göğsün deri olması gerekiyordu. Kesinlikle bence deri kullanılması lazımdı. Burada plastik bir malzeme kullanılmış. Neden öyle söylüyorum? Volvo XC90'da mesela deri kullanılıyor çoğu yerinde. Ellediğiniz her yerde böyle derileri hissediyorsunuz ve gerçek derileri hissediyorsunuz. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde gayet güzel kaliteli kapılara sahibiz. Cam kontrollerinin aslında standart bir Volkswagen cam kontrolü olduğunu görüyorsunuz. Ben daha böyle daha güzel, daha detaylı şeyler bekliyordum. Daha farklı şeyler bekliyorum açıkçası. Ya bu araçlar tabii ki yurt dışında çok aşırı derecede pahalı araçlar değil. Ancak bizim ülkemizde vergilerden dolayı çok çok yüksek rakamlara çıkıyor maalesef. Burada koltuklarımızda hafızalarımız mevcut. Buradan ayarlar yapabiliriz. Gayet güzel. Gariptir, kapı içlerinde sadece alt tarafı halı kaplanmış. Yan taraflarda halı kaplama yok. Passat dahi buralar halı kaplı. Niye böyle bir şey yapmışlar pek anlamış değilim. Burada güzel bir cebimiz var. Kullanışlı. Şöyle sis lambanız ve front adında bir tuş var. Bu front sayesinde farlarınız yere doğru bakıyor. Ekstra birkaç led daha açarak yolunuzu çok daha iyi aydınlatıyor. Burada güzel havalandırmalar gizlenmiş. Bu mesela çok hoşuma gitti. Aracın ön tarafına anlatabileceklerim bu şekilde. Tabii ki ambiyans aydınlatmalar var. Bakın buralarda kapılarda aynı şekilde devam ediyor. Bunlar gayet hoş detaylar. Koltuklarımız çok özel. Karbon desenleri var. Tamamen deri. Ve delikli deri, bu opsiyon bir koltuk arkadaşlar, bilginiz olsun. Ön tarafta durumlar bu şekilde. Burada tabii dikkatinizi çeken bir nokta daha var, onu da göstereyim. Böyle normalde bir güneşliğiniz var. Ancak burada ikinci bir güneşlik daha bulunuyor üzerinde ampulle beraber. Bunu sol tarafa alıp önünüze diğer küçük güneşlikle kapatabiliyorsunuz. Sunroofumuzu da açalım. Cam tavanımız. Şöyle kocaman bir cam tavan, bu da açık kalsın. Arkaya geçip arkadan böyle göstereyim bunu. Bayağı gidiyor. Evet, bayağı bayağı açıldı. Bir tık daha açılacak mı bakayım. Son değilmiş arkadaşlar. Bayağı daha açıldı. Oo, bayağı fark etti bir kere daha basınca. Şu an dev gibi bir sunroof var. Şöyle hani karışıma bakın. Burada 3 karıştan fazla bir sunroof var. Gayet güzel. Kapılarımızda bu arada vakum var. Böyle hızlı kalkmama gerek yok aslında. Şöyle hemen kapanıyorlar. Buralarda güzel fitiller kullanılmış. Çoğu araçta görmüyorum bu fitilleri. Şöyle arkada eşiğimizde aynı şekilde aydınlatmalar var. Ön taraf neredeyse benim kullanımımda ama çok geride. Biraz daha öne almam lazım.
Arkada gayet rahatım. Bol bol yerim var. Şu an geniş geniş oturuyorum. Dik oturduğumda zaten dev gibi bir yer var. Şu an koltuk dediğim gibi bu halde süremem. Öne almam lazım biraz daha. O halde çok iyi. Burada direklerde havalandırma var. Her şu direkte havalandırma görünce Citroen C5'ler atma geliyor. Eski C5'lerde de burada böyle güzel havalandırmalar bulunuyordu. Şöyle güzel derilerimiz. Şu detaylar çok hoş ya. Böyle hisli bir parça. Üzerinden elinizi böyle kaydırırken hissediyorsunuz. Çok hoş. Arkada ayrıca bir klima ayarı var. Normalde 3. bölge klima derler buna ama bu arkadaşlar 4 bölgeli bir klima. Çünkü sol ayrı, sağ ayrı, ayrı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Isıtmaları da aynı şekilde var. Koltuklar da burası çok detaylı. Çok çok detaylı burası. Çok güzel. Şu ortada bakalım. Evet bunlar gidiyor. Burada bir 220 volt çıkışımız da var. 2 tane Type-C var. Bu arka taraf sanki ayrı bir araba gibi. Her şeyiniz var arkadaşlar arka tarafta. Markaya çok özen göstermişler bu arada, onu fark ettim. Sadece yani şu eski lastiklerdeki olan ekran sistemine benzer bir ekran eksik. Onları da koysalar çok çok daha güzel olurmuş. Burada kolçağımız var. Şöyle. Güzel. Gayet hoş. Arkadan cam tavanda böyle gözüküyor. Arkadan ön yüz bu şekilde gözüküyor. Sizler ne diyorsunuz? Bu araba 2 milyon 700 bin lira değerinde mi? Sizce alınır mı? Bu paralara ne alınır? Ne düşünüyorsunuz? Şu 3.0 V6 motorumuzu göstermeden olmazdı. Beraber bir açalım orayı. Kaputumuzu açtığımızda tabii ki şu süspansiyonlar bizi karşılıyor. Kocaman bir V6 TDI motorla karşılaşıyoruz. Bakın burada da onu belirtmiş. Dediğim gibi bu Amarok'ta da böyle bir motor kullanılıyor. V6 motor. Birebir aynı değildir elbette. Farklılıkları vardır ama büyük ihtimalle blok falan Amarok'la aynıdır. Büyük bir soğutma suyu haznesi, kocaman. Motor büyük olunca tabii su da çok fazla olması gerekiyor. Burada akümüz arkada olduğu için bir artı kutbu ön tarafa verilmiş. Hatta üstünü kapatalım şöyle. Kocaman bir mazot filtresi. Dev gibi bir mazot filtresi kullanılmış. ABS sensörümüz ön tarafta. Şöyle arkada boşun bir beyni bulunuyor. Bu aracın ekosun. Şöyle çok fazla motorla ilgili bir şey göremiyorsunuz. Her yeri kapatmışlar açıkçası. 286 beygir gücünde bu aracı rahat bir şekilde götürebilecek sisteme sahip. Güzel bir motor. Çift hava girişi bulunuyor elbette. V6 olduğu için. Bakın burası ve burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane silindirimiz var. Şu ortadaki Volkswagen amblemi çok güzel olmuş ama. Eski tip kalmış bu. Büyük ihtimalle ellerinde kalanları takmışlar ama çok güzel olmuş bakın. Normalde artık Volkswagen amblemi bu şekilde. Kaputumuzu kapatalım. Arkadaşlar Volkswagen Touareg'den anlatabileceklerim. Merhaba. Hatta sizlere de şimdi bak videoyu koyuyorum. Tamam mı? Bir el sallayalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar takipçi arkadaşlarımızla da görüştük. Beraber Touareg'e baktık. Artık videoyu kapatıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım böyle güzel, eğlenceli video olmuştur. Detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Dilediğinizce yorumlarınızı yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.